Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında 2. bölüm 9. testteyiz yani karma bölümdeyiz neyin karması dik üçgen ve açılarına göre özel üçgenlerin karma kısmı üniversiteliğim testlerindeyiz yani yeni nesil soruların tamamen yeni nesil soruların bulunduğu kısımdayız arkadaşlar hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki karelendirilmiş şekilde iki baz istasyonu ve cep telefonları bu baz istasyonlarını sinyal alan 5 kişinin konumlarını gösteriyor. Evet. iki tane baz istasyonu var arkadaşlar. Biri burada biri burada. Buna göre kimin her iki baz istasyonuna olan uzakları eşittir. Evet Ali'ye bakalım arkadaşlar. Ali'ninki de şöyle Ali'ninki böyle. Ali'ninkilere bakacak olursak arkadaşlar şuradaki dik üçgenlere bakacaksınız. Yani burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Sonra Buradaki dik üçgene bakacak olursak da 1, 2, 3, 4, 5'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 3'e 8 ve 5'e 8 Pisagorları Eşit olmaz arkadaşlar. Ali'ninki olmadı. Tek tek deneyeceğiz. Berk'inkine bakalım arkadaşlar. Berke Berk, Berke Neyse Şu ve şu Arkadaşlar bunun eşit olmadığı zaten belli Çünkü niye? E hocam burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de burası. Burası 3 kök 5 yaptı. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Burası da arkadaşlar. Ee, Ali'nin bulunduğu yere kadar olan kısmı saysak hepsinde kullanacağız. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim burasıydı. 10 birim burası oldu arkadaşlar. Tamam. Şuraya kadar da 8 birim olduğunu da unutmayalım arkadaşım. E zaten 11'im 3 kök 5'in karesinden zaten büyük arkadaşlar. Pisagor yapsan o da gelmeyecek. Onu da sildik. Öbürüne bakalım. Cem. Hocam Cem. Şuna baktın ve şuna baktın. Hocam bu uzunluğa bakacak olursak şuraya kadar 8 birimdi. Şurası kaç birim yaptı o zaman? 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 8 10 üçgeninden 10 çıktı burası. Şurayı da sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 11 mi yaptı? Evet. Cem'in ki her ikisine de eşit uzaklıkta yaptı arkadaşlar. Deniz ve Elif'i de siz bulursunuz. Kolay bildiğiniz Pisagor bağıntılarından çıkacak arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cehan oldu. Geldik 2'ye. Şekilde M ve N noktalarında bulunan iki farklı geminin T noktasındaki deniz fenerine ve birbirlerine göre konumları verilmiştir. M noktasındaki geminin fener olan uzaklığı 8 kök 2 olduğuna göre iki kim arasındaki mesafe nedir diye soruluyor. 30 ile 45 verilmiş arkadaşlar. Özel açı mantığı kullanacağız. Hop çek çeksin diki. Diki çizince 45 45 90 üçgeni geldi. 8 kök 2 ise 8 8. E hocam burada da bir 30 60 90 üçgeni geldi. 30'un karşı 8 60'ı karşı kaç yapar? 8 kök 3 yapar. Bizden bu uzunluk isteniyor. 8 artı 8 kök 3 buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman 8 parantezine alındığında 1 artı kök 3 mi yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Aşağıda alanı 225 metrekare olan kare şeklindeki bir yetişkin havuzu ile bu havuza bitişik alanı 64 metrekare olan çocuk havuzu verilmiş. Bu alan ne? 225. Bir kenar kaçtır arkadaşlar? 15'tir. Sonra bunun kenarı kaç verilmiş arkadaşlar? Bir kenar, alanı 64 olduğuna göre bir kenarı 8'dir. E hocam 8 burası 15 burası. O zaman 8 15 17 üçgenden direkt cevap 17 çıkar mı çıkar? Üçüncü soru denizli oldu geldik dörde. Aşağıda Türk mühendislerin yıldırından elektrik üretmek için kurduğu bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte düz bir platformun A noktasında dik olarak duran bir direk ve direğin tepesinden platformun B ve C ve D noktalarına gergin bir biçimde şekilde belirtilen açılarla çekilmiş mavi kırmızı ve sarı kablolar bulunmaktadır. İşte diyor ki şu uzunluklar MNT. MNT arasındaki sıralama nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Başlayalım. İşte buraya hepsini M yazabiliriz ama bir yerden uzunluk oran e, ne diyorlar ona? İşte aralarındaki sıralanışı deniliyor ya. Bir yerden başlayalım. En küçük üçgenden başlayalım. Mesela nereden başlayalım? Hocam şu üçgenden başlayalım. 30'un karşısından başlamak her zaman daha sağlıktır. Mesela buraya 1 diyelim. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kaçtır arkadaşlar? Köküçtür. Hatta burası da kaç yapar? 2 yapar. Sonra hocam burası 45 90 burası da 45 oldu mu? Oldu. E hocam 45 45 90 üçgeni olduğundan kök 3 ise burası da kök Yani neye de kök 3 eksi 1 mi kaldı? Çünkü bunun tamamı kök 3. Buraya kök 3 eksi 1 kaldı. E 2 iç açı bir dış açıdan burası da 30 mu oldu arkadaşlar? Evet. Burası da 30'sa, 30 ise 30'un karşısı kök 3 şu açının tamamı da 60 olduğundan dolayı 30'un karşı kökü 60'ı karşı da kök 3'ün kök köküçü 3 katından dolayı 3 çıkar. E hocam 3 buraya kadar kısmı da kök 3. T de ne yaptı? 3 eksi kök 3 oldu. Arkadaşlar sayısal bir değer var burada. Kök 3. Kök 3'ün yaklaşık değerini bulursak olay bitti. Şimdi kök 3 değeri ne ile ne arasında? 1 ile 4 arasında değil midir arkadaşlar kök 3? 1 ile 2 arasındadır pardon. 1'in karesi kaç? 1. 2'nin karesi kaç? 4. Hatta 4'e daha yakındır. Bu kök 3 yaklaşıklı olarak 2'ye daha yakın. 1.5'ten yüksek. Yani kök 3 yaklaşık olarak 1.5'ten yüksek. Yani 1.6'da alabilirsiniz de. Yaklaşık olarak nedir arkadaşlar? Yaklaşık olarak 1.7'ye eşittir. O zaman m 1 n kök 3 1. n kök 3 1. 1.7'den 1 çıktı. Yani kaç yaptı? 0.7 yaptı arkadaşlar. Bunu da bulduk. T kaç yaptı arkadaşlar? 3 eksi 1.7 yaptı. O da 1.3' mü yaptı? Evet. Sıralanış en küçüğü hangisi oldu? N. Sonra M. Sonra T oldu arkadaşlar. NMT M, arıyoruz. Cevap nerede var arkadaşlar? C şıkkında var. Evet dördüncü soru böylelikle C an oldu. Dikkat edin güzel bir soru. ÖSYM'de buna benzer bir soru sormuştu arkadaşlar. Ee, eşkenar içinde sormuştu. Burada da özel üçgenlerin içerisinde sorulmuş bir soru arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu böylelikle C'ye bulduk. Geldik 5'e. Aşağıda bir yüzünün alanı 40 birim kare olan sarı boyalı kare. Arkadaşlar bir kenara A diyecek olursam. Buradan A kare eşittir 40 ise A'yı buradan kök 40 mu bulduk? Evet kök 40. Yani kök 40 dediğimiz nedir? 4 çarpı ondan. Neyse kök 40 olsun. Hocam burası kök 40 ise hipotenüs uzunluğuyla yapıştırılmış ya. Burası da kök 40'in kök katından dolayı kök 80 yapar? 16 çarpı 5'ten burası da 4 kök 5 yaptı arkadaşlar. Sonra sarı boyalı kare ve uzun kenarı uzunluğu kısa kenar uzunun 2 katı olan mavi. Evet. Burası B iken burası neymiş arkadaşlar? 2B. O zaman burası da B kök 5 mi olacak? Evet. E zaten arkadaşlar şunlar yapıştırılmış. Karenin hipotenüsü ile şunun hipotenüsü yapıştırılmış. Burası 4 kök 5. Aynı zamanda burası B kök 5 değil mi arkadaşlar? Evet. 4 kök 5 eşittir. B kök 5 ise B'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Mavi boyalı dikdörtgenin bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Madem B'yi 4 buldum. Burası 8. Alan ne yapar o zaman arkadaşlar? 4 çarpı 8'den 32 yapar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 32. Yani kaçıncı soru arkadaşlar bu? 5. soru. Böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 6'ya. <laughs> Bir futbol altı antrenmanında kontrollü vuruş çalışması için aşağıdaki eksersiz yapılacaktır. Orta saha çizgisi üzerinde aralarında 15 metre mesafe bulunan iki top orta saha çizgisine dik ve zıt yönde eşit uzaklara gönderilmeye çalışılacaktır. Buraya ve buraya. İki futbolcu vuruşları yaptığında orta saha çizgisine dik bir şekilde birinci topu 3 metre, ikinci topu da 5 metre ileriye göndermiştir. Buna göre toplar arasındaki uzaklık kaç metre artmıştır? Önceden 15 metreydi değil mi? Şimdi arkadaşlar bu orta saha çizgisine dik diyor ya. Yani şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Ben bu iki top arasındaki mesafeyi bulmak zorundayım. 90 dereceler var. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikdörtgen oluşturuyorduk. Oluşturalım dikdörtgeni. Şöyle oluşturacak olursak arkadaşım dikdörtgeni. Dikdörtgeni şöyle oluşturacak olursak. Ne çıktı arkadaşlar burada? 90 derece. 3 ise 3. E, burası 15 ise burası da 15. Dikkat edin burası kaç? 8. 8, 15, 17. Toplar arasındaki mesafe 17 çıktı. Önceden de 15 değil miydi? Yani bizden ne isteniyor o zaman? 2 isteniyor. Dolayısıyla 6. soru balıkesir çıktı. Geldik 7. soruya. 48 metre uzunluğundaki AB'ye doğru parçası. Hemen AB'ye doğru parçasına 48 santimetre olacak şekilde çizelim. A noktası burası, B noktası burası. A noktasından dik olarak çizilen AC doğru parçasının uzunluğu 14'tür. Evet, A noktasından dik olarak çizilen bir AC doğru parçasının uzunluğu da 14'müş. Şurası AC doğru parçası A noktasından dik olarak çizilmiş. Burası 14'müş, burası 48. Değil mi? Buna göre diyor BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bizden şu uzunluk isteniyor. Dikkat edin burası nedir arkadaşlar? 2 çarpı 7'dir. Burası 2 çarpı 24'tür. 7, 24, 25 üçgeninden burası da 2 çarpı 25'e eşittir. Yani cevabı kaç yapar? 50 yapar. 7. soru böylelikle açay oldu. Geldik 8'e. K noktasında zemine dik olan 12 metre uzunluğundaki bir elektrik direği aşırı rüzgar nedeniyle A noktasından kırılıp T noktası yer zeminine değerek T üstü konumuna gelmiştir. Buna göre diyor son durumda T üstü tepe noktasının kırılmadan önceki T tepe noktasına olan uzaklığı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle burası 4 metre kırılan parçanın uzunluğu da bakın burası da 8 vermiş. Bu kırıldı buraya geldi mi geldi. Burası kaç? 8. A. Burada Pisagor yapabiliriz ama Pisagor yapmaya gerek yok. Dik üçgen ya 90'ın karşı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. E 30 90 ise burası 60 yaptı. E hocam 8'e 8. Yani burada ne çıktı? Burada kaç? Da 120 çıktı. 120 ve x kenarlık var. E hocam bunlar da 30 30 oldu. 30 30 123 üçgeni. Yani 8 8 ise burası da kaç yapar? 8 kök 3 yapar. Bizden de bu isteniyor. Ya da 30'un karşısı önce 30'un karşısı, 30 karşısı 4 kenar 60'ı karşısında 4 kök bulup büyük üçgen de 30'un karşısı 4 kök 90'ın karşısında 8 kök 3 yazabilirdiniz. Hiç önemli değil. E, sonuçta bizden burası isteniyor. Ben de 30 30 120 üçgenini öncelikli olarak fark ettim. Cevap 8 kök 3 çıktı. Yani cevabımız ne çıktı? Cihan çıktı ve karma testlerden yani 9. testi yani üniversiteliim testlerinden birincisini bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.